Merhabalar, 4. sınıf fen bilimleri, madenler ve fosiller konusuyla yine birlikteyiz. Bu dersimizde fen ve fosillerin nasıl oluştuğunu, kayaçlarla madenleri ilişkilendireceğiz, kayaçların ham madde olarak önemini tartışacağız ve fosillerin oluşumunu açıklayacağız. Madenlerle başlıyoruz. Madenler arkadaşlar, kayaçların bazıları çok değerlidir. Altın, gümüş, bakır, bor, demir, kurşun, civa, dinyit, mermer değerli kayaçlara örnek olarak verilebilir. Yer kabuğunda farklı derinliklerde çıkarılan ve ekonomik değeri olan kayaçlara maden diyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz kayaçların ekonomik değeri olanlarına maden diyoruz. Burada maden örnekleri var arkadaşlar. Madenler maden ocaklarından çıkarılıyor. Şurada bir maden ocağı görüyorsunuz. İşçiler maden ocağında çalışıyor. Altın, gümüş, bakır, demir gibi madenler kayaçların içerisinde bulunur. Bu kayaçları yeryüzüne çıkarabilmek için maden ocakları açılır arkadaşlar. Türkiye'de çıkarılan önemli madenlere örnekler verelim. Altın, kuyumculukta, elektrik elektronikte, diş hekimliğinde, süslemede, madalya yapımında, resmi paralarda kullanılır arkadaşlar. Diğer bir maden, demir, otomobil yapımında, inşaatlarda, bilgisayarların önemli bir parçası olan manyetik depolama alanlarında kullanılır arkadaşlar. Kurşun, radyasyonu en az geçiren metal olması nedeniyle zararlı ışınlardan korumada ve akü yapımında kullanılır. Aynı zamanda kurşun silahlarda da kurşun yapımında da kullanılır. Bor, ülkemizde en çok çıkarılan ve maden yatağı en çok ülkemizde olan, %84'ü ülkemizde olan bor, cam, seramik, deterjan, ilaç yapımında kullanılır. Otomobillerin hava yastıkları ve hidrolik frenlerin yapımında kullanılır. Mermer, yine ülkemizde fazlaca çıkarılan madenlerdendir. İnşaatlarda, dekorasyonda, heykelcilikte, süs eşyalarının yapımında kullanılır. Bakır, elektrik elektronikte, inşaatlarda, ulaşımda, kuyumculukta, boya üretiminde ve turistik eşya yapımında kullanılır. Genelde elektrik tellerinde de en çok bakır kullanılır arkadaşlar. Yine ülkemizde maden yatağı olarak en çok bulunan kömür, elektrik üretiminde yakılarak elektrik elde ediliyor arkadaşlar. Isınmada, bazı endüstri tesislerinde, kimya ve ilaç fabrikalarında kullanılır. Çinko, otomobil parçalarında, pillerin yapımında, televizyon ekranı üzerinde, floresan lambalarda kullanılır. Krom, paslanmazlık özelliği nedeniyle uçak ve gemi yapımında, boya madenlerinde, seramiklerde, paslanmaz çelik üretiminde, arkadaşlar aynı şekilde paslanmaz çatal, kaşık, tencerelerde de krom kullanılır. Nikel, çekiç, pense, çatal, bıçak gibi aletlerin yapımında, uçak ve gemi yapımında, paslanma çelik üretiminde kullanılır. Yüksek ısılarda gösterdiği dayanıklılık nedeniyle jet motorlarında da arkadaşlar nikel kullanılır. Arkadaşlar bir etkinlik yapalım. Ekonomik değeri olan kayaçlara ne diyorduk? Maden. Maden olanlarını bir işaretleyelim. Ekonomik değeri var maden. Ekonomik değeri var maden. Kumaş ve taş maden değil. Eşleştirme yapalım. Demir. Arkadaşlar demir nerede kullanılır? Otomotiv sanayinde. Bakır. Elektrik kablosu üretiminde kullanılır. Altın. Kuyumculukta ve takı üretiminde. Bor. Isıya dayanıklı cam yapımında, mermer ise inşaat sektöründe ve heykel yapımında kullanılır. Arkadaşlar fosiller, üzerinde yaşadığımız kayaç tabakasında pek çok bitki ve hayvan kalıntısı vardır. Bu kalıntılar milyonlarca yıl önceki canlılara aittir. Bu canlıların taşlaşmış olan kalıntılarına fosil denir. Arkadaş canlı, bitki, hayvan, insan atıkları kayaçların altında kaldığı zaman taşlaşıp fosilleri oluşturur. Fosiller nasıl oluşur? Ölen canlı, her canlı fosilleşemez. Fosilleşmenin oluşabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. Öncelikle canlı kalıntısının havayla temasının hemen kesilmesi gerekir. Canlı kalıntısının üstü kum, kil, toprak tabakalarıyla örtülerek havayla teması kesilir. Havayla teması kesilen canlı kalıntısı çürümeye uğramaz ve böylece binlerce yıl bozulmadan kalabilir. Burada fosil örneklerini görüyorsunuz. Canlılar doğar, yaşar, ölür. Ölen canlılar sel, toprak kayması gibi dış etkenlerle kum ve çamurun altında kalıyor. Milyonlarca yıl içinde canlının üzerinde tabakaların kalınlığı artar. Canlının yumuşak dokuları yavaş yavaş çürür ve oluşan boşluklara
su ve mineraller dolar. Böylece canlı kalıntısı sesleşerek kayaç halini alır ve fosil oluşur. Fosiller yer kabuğunun hareketleri sonucu açığa çıkar. Arkadaşlar, yer kabuğu hareket ettiği zaman alt taraftaki fosilleri görebiliriz. Fosil milyonlarca yıl süren tüm bu aşamaların sonucunda oluşur. Arkadaşlar, milyonlarca yıl sürüyor fosilin oluşabilmesi için. Bu önemli. Fosilleşme sadece kayaçlarda gerçekleşmez. Buzullarda, bitki reçinesinde de gerçekleşebilir. Buz kütlesi içinde mamut fosilleri, bitki reçinesi içerisinde böcek ve küçük sürüngen fosilleri de bulunur. Bir kayaç kütlesinde birkaç kayaç tabakası olabilir. En alttaki kayaç tabakasında bulunan fosiller üst tabakalardaki fosillere göre daha eskidir. Arkadaşlar, en alttaki fosil en eskidir. Bunu unutmuyoruz. Yandaki görselde bir fosil görüyorsunuz. Bu fosil kanat açıklığı olan 9 santimetre olan bir yusufçuğa aittir. Almanya'da günümüzde yaklaşık 150 yıl önce oluşmuş kireç taşı kayaçları bulunmuştur. Bu kayaçlarda çeşitli hayvan ve bitkilere ait fosiller vardır. Bunlar günümüze kadar ulaşanlar içinde en iyi korunmuş fosillerdir. Bazı fosillerde canlıların her ayrıntısı kolaylıkla görülebilir. Fosillerin bilim insanları geçmişte yaşamış canlılara ilişkin birçok bilgi edinmesini sağlar. Arkadaşlar, fosilleri incelediğimizde geçmişte yaşamış canlılar, bu canlıların yaşadığı bölge ve bu bölgenin iklim koşulları hakkında bize bilgi verir. Fosiller hakkında çalışmalar yapan bilim insanları fosilleri inceleyerek canlıların vücut yapısını, beslenme şekilleri, yaşadığı dönemler hakkında bilgi sahibi olabilir. Örneğin kemiklerinin büyüklükleri ve genişliğine bakarak o canlının boyu, kilosu veya görünüşü, dişlerine bakarak canlının etle mi, otla mı beslendiği, yani beslenme şekli hakkında bilgi sahibi oluruz. Bakın, burada bir fosil oluşumu resmi gösterilmiştir. Fosilleri kim inceler? Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji denir. Fosil toplayıp bunlar üzerinde çalışma yapan bilim insanlarına ise paleontolog adı verilir. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.